simplex virüsü çok sık yayılan, kontakla, temasla bulaşan iki çeşidi olan işte herpes simplex tip 1 ve herpes simplex tip 2. Herpes simplex tip 1 bizim tipik olarak uçuk dediğimiz ağızda vesaire, örneğin aynı dudak kremini kullanan kadınlarda vesaire de görülebilen, bu şekilde temas ile bulaşan, üstelik de oldukça temas ile bulaşıcı olan herpes simplex tip 2 ise genital bölgeye bulaşan, genital bölgedeki temas sonucu bulaşan ve tabii bu da oldukça bulaşıcı olan iki ayrı tipi olan bir virüs herpes simplex. Herpes simplex esasında genital HPV, yani herpes simplex tip 2 genital HPV ile beraberlik gösterir ve HPV'nin bulaşını etkileyen en önemli kofaktörlerden biridir. O yüzden mesela HPV'si olan hastalar sıklıkla şöyle bir bölümü şöyle bir şikayetle gelirler. Yani hocam işte dışarıda çok kaşınan, çok yanan bir problemim var. HPV bunu yapar mı? Hayır, ama herpes bunu yapar. Örneğin HPV'den mi ben idrar yaparken yanmam oluyor, dış dudaklarım deli gibi yanıyor, hiç rahat edemiyorum, iç çamaşırım çok sıkıyor vesaire dediği zaman doktor, jinekolog mutlaka herpes simplex tip 2'nin olabileceğini düşünmelidir. Herpes simplex tip 1 ile HPV arasında bir ilişki bulunmamıştır şimdiye kadar. En azından şu anki data verilere göre, ama sonradan belki bulunabilir, onu bilemeyiz. Ama şu an için bir ilişki olduğu bilinmemektedir. Ama en önemli şey, eğer kadın veya erkek herpes simplex tip 1, tip 2 taşıyorsa HPV kapma olasılığı daha çok artmaktadır. Bunu bir şekilde augmente etmektedir. Bu ilişkiyi bir şekilde arttırmaktadır herpes simplex tip 2. Yani bulaş ihtimalini, HPV'nin bulaş ihtimalini arttırmaktadır. Dolayısıyla mutlaka tedavi edilmelidir. En büyük problem herpes simplex'in vücuttan atılamaması, sadece immün sistem tarafından baskılanması. Bu nedenle de arada nükslerinin sık olması, özellikle genital bölgedeki herpes simplex tip 2'nin düzgün tedavi edilmediği zaman nükslerinin çok sık olmasıdır. O nedenle mutlaka ve mutlaka çok iyi bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Çünkü tedavi edilmediği zaman sonrasında HPV bulaşına da ön ayak olacaktır ve HPV bulaşını da arttıracaktır.